İsmim Muzaffer Büyükşekerci. 1996 yılında kurulan Büyükşekerci Tekstil'de 3. kuşak da genel müdür olarak firma hizmet vermekteyim. Aynı zamanda hukukçuyum ama mesleğimi icra etmiyorum. Şu an burada Türkiye'nin en büyük tesisi, zincir tesisi olarak ifade edebileceğim düğün giyim tekstilinde hizmet vermekteyiz. Ve ben dediğim gibi genel müdürüm bu şekilde. Pazartesinden itibaren ciddi bir hızlanma var. Bu beklenen bir şeydi. Çünkü insanlar bu süreçte gerçekten evlenecek çiftler ciddi aksaklıklar, ciddi problemler yaşadı. Bir muğlaklık vardı ortada. Ve bunun çözümü için aslında yani bu bizim sektör olarak görüşümüzü çok net, kolay bir çözümü vardı. Bu da ilgili tarihe bir düğünler için açılma belirtip ardından insanların yavaş yavaş alışverişlerini yapması ve bu şekilde hem esnafın ve tacirin, ticaret yapanların sirkülasyonun başlaması çok daha makul bir çözüm olurdu. Ya bu dediğim gibi olabilecek bir durumdu ama birinden sonra bunun daha sık ve daha yoğun bir şekilde yaşanacağını düşünüyoruz. Ama şunu da söylemek isterim. Sorunuz aslında çok tesadüfi bir soru oldu. Dün akşam beni daha doğrusu bir müşterim aradı. 10-11 gibi gelinlik aldılar. Ve şöyle bir ifade kullandı. Ya Haziran'da da kapanma ihtimali varmış diye. İşte bu muğlaklık aslında ortadan kalkmalı. Çünkü insanların yaptığı planlar onlara değişiklik olduğu zaman ciddi maddi bir kayıp da sağlıyor. Manevi bir kayıp da sağlıyor. Sürekli bir erteleme ve bu hayatta bir kere olacak bir şey. Bundan ötürü bu kapanma tarihi umarım, daha doğrusu açılma tarihi umarım beklenen tarihte 1 Haziran'da gerçekleşir diye ümit ediyoruz. Şimdi şöyle burada en önemli şeyin ilk başta HES kodundan da önce biz ateşi çok önemsiyoruz. Girişte aslında müşterimizi HES koduyla kabul ediyoruz ve termal kamerayla ateşlerini ölçüyoruz ve maske takmazlar ise cihaz uyarı veriyor ve müşterinin maskesini doğru takmasını veya hiç yoksa takmasını rica ediyoruz. Üretim yaptığımız ürünlerde malzememiz maalesef döviz endeksli. Yerli ürünleri olabildiğince kullanmaya çalışıyoruz ama bazı ürünlerde karşılığı olmadığı için doğal olarak döviz endeksli aldığımız ürünler var. Ve bu ürünlerdeki artışı da fiyat artışını da mecburen yansıtmak zorunda kalıyoruz. Yani maalesef ülkemizde sizlerin de bildiği gibi yani işte sosyal medyada veya internet ortamında sık sık görüyorsunuz işte yağ 40 liraydı işte bu sene 80 lira vesaire gibi. Aslında emin her sektörde gerek döviz, gerek pandemi, gerek asgari ücret artışı bunların hepsi ciddi bir enflasyon oluşturdu. Bizde de maalesef bu şekilde yaptı ama biz şunu da söyleyebilirim rahatlıkla. Geçmiş ürünlerde yani o ciddi dövizin fırladığı dönem yakın dönemden bahsediyorum. Ondan önceki ürünlerde de herhangi bir fiyat artışı yapmadık. Aynı fiyat politikası üzerinden müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ya benim konuyla alakalı bu süreç zor bir süreç. Ben şahsım adına söylemek isterim bunu. Bu sürecin içinde biz düğün sektörü olarak ciddi manada ezildik. Ben en başından beri hep şunu savunuyorum. Yani destek her sektör için aynı seviyede olabilecek bir destek olmamalıydı. Yani bir düğün sektörünün ihtiyacıyla bir marketin ihtiyacı, küçük bir marketin ihtiyacı aynı değil. Yani bir düğün salonuna 750 TL kira desteği. Yani maalesef diyorum ama çok komik. Yani biz hele çarşıda bu işi yapan, yani 50 metrekare bir alanda insanlar şu an burada 15 bin lira, 20 bin lira aylık kira ödüyorlar. Yani bu 750 TL maalesef çoğu işletmenin elektrik faturasının altında kalıyor. Ya ve biz burada sektörel bir destek olmasını çok isterdik. Hala da isteriz. Her sektörün ihtiyacına, maddi ihtiyacına göre bir destek paketi. Ama maalesef olmadı. Bu insan pandemi geçtiği zaman da emin olun ki geçecek.
Yer kalıcı bir şey değil. Çok güzel şeyler olacak. Yani her şey o dönem gerçekten çok güzel olacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.